iki duran topu anlattım. Evet. Bu birinci konuydu. Yani iki duran toptan fotokopi gibi aşağı yukarı fotokopi gibi aynı pozisyonda goller yedi. Bunu mutlaka Beşiktaş çözmesi lazım. İlk yarıda kaleyi bulan bir ya da iki şutu var Beşiktaş'ın. Bu çok cılız düşük bir rakam. Rafa Silva'nın kanatta oynaması Beşiktaş'ın hücum gücünü müthiş etkiliyor. Artık bunu bence tartışmaması lazım Van Bronckhorst'un. Yani bu tartışılacak bir konu değil. Oraya evet. kimi koyacaksa koyacak. Onu ben bilmem. Ama bu Rafa Silva asla değil. Çünkü Rafa Silva çok özel bir futbolcu. O özelliğini orta sahada tam olarak gösterebiliyor. Kenarlarda işte gördüğün gibi çok büyük şey oluyor. Bir de Mario'yu çıkarttı biliyorsun. Doğru. Aslında Mario'yu çıkartacağı yerde, bu benim tabii şahsi fikrim, görüşlerim. Mario'yu çıkartacağı yerde aslında Semih'i çıkartıp Muçi'yi alsaydı, Mario çünkü orta sahada bayağı etkili daha bir dengeli sergilerde. Bir oyunu var değil mi? Oyun dengeliyordu orada. Semih'i nasıl buldunuz derbi performansını? Şimdi Semih bir kere iyi bir futbolcu ama daha önce bunu konuşmuştuk o Karaycığım hatırlarsan. Semih ve Van Bronckhorst birlikte o kadar çok gündem oldu ki Beşiktaş'ta. Bunun, ben hatırlarsam bunu söyledim. Evet. Bunun hem Semih'e hem Van Bronckhorst'a çok büyük rahatsızlık yaratacağını bunda. Ve yanlış tepkilere yol açacağını söylemiştim. Ben nitekim dediğimde olduğu gibi gözüküyor maalesef. Maalesef o maçtaki performansını hiç beğenmedim Semih'in. Tabii Semih iyi niyetli bir futbolcu. Geleceği olan bir futbolcu. O maçla ilgili yorum bu kadar. Yani onu parantez içine bir kenara koyalım ama Semih Beşiktaş'a çok hizmet edebilecek, Avrupa'da da değer kazanabilecek bir futbolcu diye görüyorum. Emirhan'ı hem Lyon maçında hem derbi maçında inanılmaz beğendim. Beşiktaş müthiş bir futbolcu kazanıyor. Evet. Emirhan Topçu. Montella'nın açıklaması var Semih'le ilgili olarak. Yani pek çok konuyla ilgili açıklaması var da Semih'le ilgili evet. olan kısmını takip ettiniz mi bilmiyorum. Etmedim, biliyorum. Edemeyenler için de ben yine hatırlatayım. Oynatmasak da alacağız dedi. Diyor ki gelecek için umut veren bir futbolcu. O yüzden şu anda çok oynamasa da milli takıma çağırmaya devam ediyorum. Çünkü gelecekteki milli takımımızda bir değer olabileceğini düşünüyorum diyor Montella Semih için. Ve şöyle devam ediyor. Şu andaki dönemi atlatabileceğini de düşünüyorum. Belki de şu anda pozisyonunun da belirlenmesi lazım. Bence çok kritik bir cümle. Tekrar ediyorum orayı. Bu dönemi atlatabileceğini düşünüyorum. Yani bu ne demek? Bir düşüşte olduğu aşikar ortada. Belki de şu anda pozisyonunun da belirlenmesi lazım. Yani Montella diyor ki Semih sol kanat mı, santrfor mu? Bir pozisyon belirlemek lazım. Onu ben belirlemeyeceğim ama onu belirleyecek olan Montella. Onu veya niye Van Bronckhorst daha doğrusu. Van Bronckhorst istediği gibi oynatır. Sen Montella olarak, teknik direktör olarak ben dersin onu öyle doğru bulmuyorum, böyle doğru buluyorum dersin. Bunu niye söylemiş çok anlamlı bulmadım açıkçası yani. Bu çünkü teknik direktörün kendi inisiyatifinde olan bir şey. Tamam, bazı futbolcu takımında başka mevkide oynayabilir ama milli takımda şurada oynatıyorum dersin. Onun riskini sen alırsın. Ha belki şunu söylemeye çalışıyor. Yani tam mevkine otursun, ben de o mevkide ona ısrarcı olayım ve orada yetiştireyim, orada bize faydalı olsun gibi bir şey belki düşünüyor. Ama tam anlatımını çok açık ve net olarak anlamış değilim. Ha bu arada Emirhan Topçu'dan beğendiğim futbolcuları adam evet. bahsederken Endor'dan da bahsetmem gerekiyor. Endor'u da çok beğendim ben o maçta. Endor yani ilk oynadığı maç İstanbul'da kiminle oynuyorduk hatırlamıyorum, maçtaydım ben de. Bir ayağının dışıyla bir pas verdi. Hatta radyo yayında katıldım hemen ertesi günü. Onu söyledim. Asist dedim ki, yapmamış mıydı o maçta? Asist tabii. yaptı. Ayağının dışıyla verdi pas. Müthiş bir pastı. Yani bir futbolcunun kumaşını yani bir pasla mı anlıyorsun desen evet bir pasla anlayabilecek noktada oluyorsun. Çünkü o pası benim diyen adam veremez. Çok kumaşının çok iyi, futbol kumaşının çok iyi olması gereken birisi. Evet. Ancak bunu yapabilir. Ve o pası gözümün önünde oldu çünkü tam Antalya Spor maçı olabilir. Antalya Spor maçı, tebrik ederim. O maçta ve golü bulmuştu Beşiktaş. Müthiş yani.
Dolayısıyla dedim çok iyi şeyler olacak. Hatta Endor'la ilgili olumsuz konuşmalar olmaya evet. başlamıştı. Ama ben ısrarla onun iyi olacağını düşündüm. Bu maçta kendini, Lyon maçında da iyiydi. Bu maçta da Emirhan'la beraber evet. çok Beşiktaş hakikaten iyi bir oyuncu kazanıyor. İyi bir oyuncu almış. Çabuk adapte oldu. Alanları tebrik ediyorum. Çok iyi adapte oldu. Şimdi oyunu konuşuyoruz. Hakem meselesini tabii ki soracağım. Oyuna etki etti mi etmedi mi? Bu soruyu birazdan yönelteceğim size ama şeyin de hakkını verelim, unutmayalım bence. Galatasaray adına Yunus Akgün'ü nasıl buldunuz? Yunus ben o gün staktaydım. Hayran kaldım bir kez daha Yunus oyuna. Akgün bu sezon müthiş işler yapıyor. Yani dediğim gibi Galatasaray da büyük bir, çok önemli bir futbolcu kazanıyor. Avrupa Kupası maçında bir gol atmıştı hatırlarsan 18'in içinde çalımlarla. Evet. Yani müthiş yenerek bir goldü o. Yani bileklerine çok hakim bir oyuncu, çok hareketli ve enerjik bir futbolcu. Allah yolunu açık etsin, çok beğendim. Ama dediğim gibi şeyi de es geçmiyor Erol abi, savunma boyutunu da es geçmiyor işi. Onu da konuşmak yani lazım. Sadece top evet, ayağındayken evet, değil evet. top ayağında yokken de bayağı savunma evet. katkısı da yapıyor. Doğru doğru, çok çok faydalı, Galatasaray'a çok faydalı. Yani olmazsa olmaz bir futbolcu. Yani 11'i yazarken herhalde evvela onu yazıp 11'e başlamak lazım Galatasaray'da. Derbinin oyuncusu kimdi size göre? Bir kişi diyemeyeceğim. Galatasaray'dan Davinson Sanchez, Sara tartışmasız. Ama Beşiktaş'tan da Emirhan Topçu'yla Endor'u çok beğendiğimi söyleyeyim. Rafa Silva'yı zaten konuşmak istemiyorum. Müthiş bir oyuncu. Yani her hareketi ve enteresan, çok enteresan bir futbolcu. Son senelerde pek görmediğim bir futbolcu benim. Arkası dönük, pas verebilen, çok bir de pas verirsin de çok hakikaten milimetrik pas verebilen futbol. Arkası dönük, topuyla ya da herhangi bir şekilde bakmadan topu arkadaşının ayağının tam önüne atabiliyor. Yani evet. Gerçekten adam eksiltmekte üstüne yok. Müthiş bir futbolcu. Beşiktaş yani Allah nazardan saklasın ama çok çok ağır darbelere de maruz kalıyor. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Yani şimdi o noktaya gelelim o zaman. Evet, Arda kardeşler çok konuşuldu. Siz Arda kardeşlerin maçın skoruna etki ettiğini düşünüyor musunuz? Performansını, derbi performansını nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi şöyle söyleyeyim. Evvela bir başlık atalım. Arda kardeşler Avrupa'da maç yönetseydi bu maçı, Avrupa'daki herhangi bir takımı maçını yönetseydi bu şekilde, acaba Avrupa bir daha Arda kardeşlere bir daha maç verir miydi? Soru bu. Hatta ilerletiyorum soruyu da, Schengen vizesi verir miydi? Bak, maç verir miydi demiyorum sadece. Schengen vizesi bile vermezdi. Şimdi Galatasaray dostlarım belki Galatasaray için söylüyorum bunu zannedecekler ama değil. Biz hakemin yorumunu yapıyoruz. Hakem maçta ne yaptı onu göstermemiz lazım ki Galatasaraylı yorumcular da, Galatasaraylı yazarlar da bu konuda hemfikirdi. Hiç kimse buna itiraz etmiyor. Edemezsin zaten. Şimdi ama ortada bir şey var, onu konuşalım istersen. Ortadaki olan şey şu. Şimdi ben dakika dakika not tutmaya çalıştım. Ufak tefek yanlışlarım varsa bağışlayın. Şimdi ilk 30 dakikada 17, 27 ve 28. dakikalarda Sanchez'in tartışmasız 3, bak tartışmasız diyorum, 3 tane sarı kartlık pozisyonu var. Net sarı kart. Bak net sarı kart. Bazı pozisyonlar tartışırsın. Ondan önce Icardi'nin düşürülmesi var. Penaltı mı değil mi tartışması var. Evet. Doğru. Bu tartışıda bilinir. Sizce ama penaltı mı? Bir yorum şey. İnan bana, bütün samimiyetimle söylüyorum, vallahi karar veremedim. Yani penaltı verilirse de niye verildi diye itiraz etmezdim. Ama verilmediği zaman da ya niye verilmedi? Yani Beşiktaş'a olduğunu kabul düşünelim. Immobile'ye böyle bir hareket yapıldığını düşünelim. Aynı şeyleri onun için söylerdim. Yani karar tam veremiyorsunuz. Hakem ben şahsen veremiyorum. Zaten yorumcular da çok farklı, devamlı farklı görüşler ortaya koydular. Haklılar çünkü çok net değil. Gri bir pozisyon. Yani siyah ya da beyaz gibi değil. Çok bir gri pozisyon olduğu için orada bak bu bir yorum, hakemin yorumudur bu. Buna saygı duyarım. Yani verseydi de saygı duyacaktım. Biz şimdi
Galatasaray'ın oyununu, Galatasaray'ın galibiyetine gölge düşürmek şu bu için söylemiyorum. Şimdi şöyle düşünelim. Galatasaray büyük bir ihtimalle eğer Arda kardeşler maçı doğru yönetebilseydi, Barış Alper'i de, Davutsen Sanchez'i de kartlardan dolayı atmak durumundaydı. Hatta Barış Alper'e kırmızı kart göstermek durumundaydı. Onu da söyleyeyim sana. Şöyle yorumlar var Erol abi. Orada araya gireyim. Çünkü tek taraflı görüş gibi olmasın. Sosyal medyada ve televizyonlarda da Galatasaray taraftarının yorumlarını da okuyorum. En azından bize de yazıyorlar. Galatasaray taraftarı da diyor ki Sanchez diyor, siz diyor 3 sarı kartlık pozisyon diyorsunuz ama Sanchez ilk sarı kartı görse bir sonraki pozisyonlarda o şekilde girmezdi. Saygı duyuyorum. İkinciyi göreceği ne malum diyorlar. Doğru. Fevkalade doğru bir yorum. İnan bana doğru bir yorum. Hakem bunu yapması lazımdı. Bakın benim anlatmak istediğim şu. Hakem ne yaptı? Ne kadar, nerede yanlış yaptı onu anlatıyorum ben. Galatasaray'a haklılık yaptı, Beşiktaş'a haksızlık yaptı. Şu bu meselesi değil. Onu ayrı tartışırız. Bak şimdi bir şey örnek vereyim sana Koraycığım, sağ dersen. Tabii. Galatasaray dediğim gibi belki o yorumu yapan arkadaşı tebrik ediyorum. Güzel bir yorum. Ama diyelim ki o olmadı. Ne oldu? İkinci sarı karttan atıldı Sanchez. Barış Alper de atıldı. Tamam. Ne oldu? 9 kişi kaldı Galatasaray. Ya bu başka bir şey. Fenerbahçe stadında Beşiktaş hatırlarsanız eğer, sen çok gençsin ama büyük bir ihtimalle hatırlayacaksın. Öğrenmişsindir, biliyorsundur çünkü çok iyi takip ettiğini biliyorum. Sağ ol. 9 kişi kalmış Beşiktaş, Fenerbahçe stadında. Kalecisi de atılmış. Kaleye, Beşiktaş'ın golcüsü o zamanki Panku diye kaleye geçmiş. Doğru. Bu takım Fenerbahçe'yi Fenerbahçe stadında yendi. Yani diyeceksin ne demek istiyorsun? Yani illaki Galatasaray 8 kişi kaldı, 9 kişi kalsın da Beşiktaş yensin onları değil derdim. İşin doğrusunu ortaya koymamız lazım. Bak yorum hataları olabilir. Yorum, onun kavgasını yapalım. Karşı takımın taraftarı, karşı takım yöneticisi hayır o öyle değildi diyebilir. Bu taraftaki de hayır böyledir diyebilir. Bak bu bir tartışma konusudur. Bir diğer sarı kartlar, Rafael Silva'ya yapılanlar, Immobile yapılanlar, bunların hiçbir tanesi tartışma götürecek pozisyon değil. Anlatmak istediğim o. Ama arkadaşa dediğin gibi söylediği son derece doğru. Sanchez ilk dakikada 17. dakika zannediyorum. Evet 17. dakikada Immobile yaptığı harekette sarı kartı görseydi belki de kendini ona göre frenleyecekti. Baktı ki kart yok, devam etti. Halbuki Davutcan Sanchez Galatasaray adına en iyi futbolculardan bir tanesiydi. Hatta bence birincisiydi. Evet. Ama şu olaylar maalesef Sanchez'in bu güzel oyununu da gölgelemiş oldu. Onu konuşamıyoruz şimdi. Adam atılmalı mı atılmamalı onu tartışıyoruz. Yani benim anlatmak istediğim bu. Yoksa... Şöyle bir tezat da oluyor zaten Erol abi. Şimdi sizi tenzih ederek söylüyorum. Mesela bazı yorumcular da diyor ki işte hakem skora etki etmedi. Aynı yorumcu ama maçın oyuncusu olarak Davinson Sanchez'i söylüyor mesela. Evet. Şimdi bu da bir tezat yani. O zaman maçın oyuncusu seçilen oyuncu nasıl sizin dediğiniz gibi 9 kişi kalsa Galatasaray'ın kaybedeceğinin tabii ki bir garantisi yok. Futbolda bunları gördük. Ama şunu da biliyoruz futbolun gerçeği. Sarı kart gören savunma oyuncusu da çok daha dikkatli oynamak zorunda kalıyor. Tabii. Yeterli sertliği bazen ortaya koyamıyor ne olur ne olmaz diye. Bunlar da takım savunmasını etkiliyor. Ama nihayetinde siz zaten başta söylediniz. Diyorsunuz ki Arda kardeşler bu şekilde Avrupa'da maç yönetse bırakın bir daha maç almayı. Şengen bilesi alamaz. Hakikaten alamaz. Yani bu ve tahmin ediyorum aslında Beşiktaş biliyorsun Beşiktaş kulübü resmi sesini açıklamada bulundu hakemle ilgili. Aslında bu Mehmet Otuş'un kulakları çınlasın. Benim bir sevdalılar grubu diye benim bir arkadaş grubum var. Beşiktaşlı çok özel bir gruptur. Orada Mehmet Otuş yazmış. Ben de ona sitem ettim. Çünkü ben notlar hazırlıyorum. Sana karşına hazırlıklı geleyim. Koray beni out atmasın diye. Elimden geldiği kadar hazırlık yapmaya çalışıyorum. Onun için notlar tutuyorum hep. Gün içerisinde, hafta içerisinde. Ben bunu not tutarken baktım. Mehmet Otuş yazmış. Hakikaten yazısı özetle şu. Başarıtmayayım. Icardi'nin pozisyonunda penaltı mı değil mi pozisyonunun hakikaten yoruma tabi olduğu bir gerçek. Yoruma açık. Dediğim gibi verilir verilmez. Hiç tartışma o su götürür bir şey. Ama diğer konularda hakem kural hatası yaptı. Artık federasyonun burada devreye girmesi lazım.
İlla Beşiktaş'ın böyle canhıraş bağırmasına, çağırmasına gerek duymaması lazım federasyonun. Federasyon bu konuda tedbir almak mecburiyetinde. Aynı hakemi başka bir maça veremezsiniz. Yani Beşiktaş'ın maçına zaten vermeyin de ama başka maçlara da veremezsiniz. Düdük asmalı dedi yani Beşiktaş. Yani düdük asmalı çünkü olmuyor. Ayrıca da Arda kardeşler kusura bakmasın. Kardeş iyi bir hakem değil. Bunu da zannediyorum birçok futbol sever, birçok yorumcu aynı fikirde. Lütfen Galatasaraylılar olayı sadece Galatasaray derbisine yığmasınlar. Yanlış düşünürler, yanlış yaparlar. Bizim derdimiz doğru hakemlerle doğru maçlar olsun. Galatasaray Beşiktaş'ı, Beşiktaş Galatasaray'ı her zaman yenebilir. Berabere kalabilir ki tarihimizde var bu. Bunun şeyi yok, ilerisi gerisi yok, bu böyle.